Sene, başın, sene başında verdiğim sözü tutuyorum. Bu anahtarlardan biri Los Angeles'taki evimin anahtarı. Ya kazandın mı abi? Nasıl kazanmak Allah aşkına ya? Kaan abi seni de tebrik ederim. Ne olursa olsun bu yolda mağlup da olsa galip. Galip sensin. Bu sezonu kazandın. Abi kusura bakma. Rekabet seviyesi <laughs> bakar düşük. Yani senin için söylemiyorum. Genel olarak seviyemiz aşağıda. <laughs> seviyemiz aşağıda. Amerikan Mutfak ekibi olarak farklı videoyla karşınızdayız. Bir hesap verme videosuyla Kaan abiyle birlikte buradayız. Ben videonun başında şunu yapmak istiyorum Kaan abi. Yine playoff potası içerisinde olurlar. Yine playoff'un hakikaten çok karakterli bir takımı olurlar. Ama Las Vegas'ın koyduğu 48 galibiyeti bence yakalayamazlar. Bence de. Alt diyorum. Yani Los Angeles'taki evimi bile satarım bu konuda. Hani buraya yatırım yapmak için. O yüzden Indiana'nın ben bu sene 45-44'te kalacağını düşünüyorum. Ben o zaman dünyanın değişik yerlerindeki 10 evimi birden satacağım. <laughs> Yıllarda kazandığın o milyon dolarlarla. U Ulan Batur'daki evi de satacağım. <laughs> sene, başın, sene başında verdiğim sözü tutuyorum. Bu anahtarlardan biri Los Angeles'taki evimin anahtarı. Gördüğünüz gibi ve sene başında hatırlayacaksın Indiana Pacers üst olursa evimi satarım demiştim. Valla o zaman benim tamamen soyunmam lazım. Bu rütüye ait olur bir kere. her şeyi vermem lazım. Günah çıkarma seansı yapıyoruz. Siyah bant çekebiliyor muyuz abi? Şuraya şöyle. Mantığı da anlatalım. Sezon başında anahtarı çekeyim. Şakaydı evimi vermiyorum. Sezon başında bir e, biz seninle over under tahminleri yapmıştık. de bir gelenektir. Alt üst. Ve Las Vegas'ın koyduğu baremler üzerinden yapmıştık bunu. 30 takımın tahminini yaptık. Ve dedik ki sezon sonunda hesaplaşacağız bu tahminlerimizle. Fakat... Niye dedik abi hesaplaşacağız diye? Ben, benim... E, S**kemem Kaan bu. Onu şimdi <laughs> Abi unuturlardı ya. Bir de ben sezon içerisinde 50 kere falan şey dedim. Unutuluyor bunlar sonra <laughs> Abiciğim. Yani fikri takip Türk medyasında olmayan bir gelenek bize niye böyle zor durumda bırakıyor? Bir de son YouTube programının altına insanlar şey yazmışlar. Ya yani, tahminleri tutmadım mı diye video çekmediler. Zaten biraz yolculuklar çekmemiştik ama hesap verelim. Bir seyircimiz de çok güzel bir emek vermiş. Onun da emeğine saygısızlık olmasın. uğrakın Akın Eren yollamış. Uğur Akın Eren'e teşekkür ederiz. Ee, sezon başında 30 tahmin yaptık. Şimdi bunların sonuçlarını söyleyelim Kaan abi. Aynen. Sen, sen, sen kazandın sen başla. Ya kazandım mı abi? <laughs> Nasıl kazanmak Allah aşkına ya? Yani söyledin Bu, kazanmak yok. Bu arada 30 takı, yani 30 değil 28 tane üzerinden derde. Çünkü iki, iki tanesini Las Vegas tam bildiği için onların alt üst olmasının bir anlamı yok. O yüzden 28 üzerinden. Ben 28'de 12 yapmışım abi. Ben de 28'de 10 yapmışım. 28'de 10. Yani yan, şey yapsam, e, rastgele atsam, zar atsam bu sana 28'de 10'dan daha yüksek yapardım. Abi çünkü zaten rastgele yaparsan 14 olma, ya, mantıken 14 olması lazım <laughs> abi. Ya yarısını bilememişiz ya. Şimdi şöyle yapalım Kaan abi. Bütün tablonun üzerinden tek tek gidemeyeceğiz. O kadar zamanımız yok ama. Üç tane. Bu arada zaten sonunda da söyleyeceğiz ama tabloyu bu Uğur'un yaptığı tabloyu aşağıya koyduk. oraya Oradan tek tek bakabilirsiniz nasıl rezil olduğumuzu. Şimdi üç tane ee, mutlu olduğumuz tahminle başlayalım ya da 3 tane rezalet yaptığımız tahminle başlayalım sonra kendimizi mutluluğa doğru götürelim. Vallahi niye, niye rezaletle başlıyoruz abi? Kötü haberle başlıyoruz. Abi o kadar <laughs> çok rezalet var ki yani hangi birini seçsem ama ya benim bu sene en ağır yanıldığım diyelim ki zaten burada da ortaya çıkıyor kesinlikle Orlando Magic abi. Hani tamam ucu ucuna playoff'a girdi belki de giremeyebilirdi ama ben ligin en kötü 2-3 takımından biri. Yani bana sorsan şimdi mesela Orlando'ya kaçmış alt şeyi alt paremi. 31'e alt demişiz ikimiz de. Ama ben mesela 21'e de at Yani 21 galibiyet almasını bile çok zor görüyorum. O videoyu da Kaan abi 10 saniyede ben Murat'a yolladım. Şimdi burada izleyelim o 10 saniyede. Seyircilerimiz de izler bu 10 saniyeyi. 31 galibiyet demiş Şahsı Ben de atıyorum. Ben Orlando'nun NBA'nin en kötü takımı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir not vereyim. 2012'den beri 30 galibiyeti bir kere geçmişler. Neyse bu sene geçemeyecekler. Yani. Ben de kendim bu konuda suçluyorum. Çünkü gaza gelip 30 galibiyeti 6-7 senedir geçemediler. Bu sene geçemeyecekler falan. Böyle kendimi bir gaza getirmişim orada. Aa, ben 21 geçemezler diye düşünüyordum yani. Şunu söyleyeyim, ben Steve Clifford'a saygı duyuyordum ama bu sezon Steve Clifford'un ne kadar harika bir koç olduğunu bilmediğimi fark ettim. Benim cehaletimmiş. Yani Charlotte'da ilk sezonunda ligin en kötü savunma yapan takımını alıp Al Jefferson pivotken ligin en verimli 6. savunmasına dönüştürmüştü bu adam. Aynısını Orlando'da yaptı. Bu çok büyük bir coaching maalesef. Yani şöyle en büyük, bir, ya ben kendim için bir numaralı rezalet Orlando diyorum. Yani ben hiç... E böyle bir şey ihtimal bile vermiyordum. ya öyle söyleyeyim. Ya bir sürü yanıldığın bir sürü şey oluyor. Nedenlerini açıklayabiliyorsun. Takım için sakatlıklar oluyor. Uyumsuzluklar ki mesela Boston'ın konusu çok kimyan problemi mesela her şeyden önce. Hani olabiliyor. Bir sürü sebebi oluyor. Çünkü zaten tahmin dediğin şey hani yaklaşım dediğin şey bir senaryo ortaya koyuyorsun. En yaklaşık en olmaya yakın senaryo. Bu senaryoyu etkileyen onlarca faktör var. O faktörlerden en mantıklı olan senaryoyu söylüyorsun sen. Benim sezon başına yaptığım, baktığımda yaptığım en büyük hatalardan biri de Portland tahminim. Portland'la ilgili de şöyle doğru, bir hata doğru. yapmışım. Devamlılığa gereken önemi vermediğimi fark ettim videoyu. Şimdi Lakers gibi yeni kurulan bir takımın ya da Spurs gibi yıllardır ilerleyen bir kültürün Lakers'ın arkasını düşeceğini iddia etmişim sezon başında. Dayayabilirsiniz ki sakatlıklar olması belki öyle olacak ama genel toplamda baktığımda devamlılık çok önemli bir şey ve bunu çok küçümsemişiz sezon başında. Portland tahminimin benim en kötü tahminlerimden biri. Ben de aynı. Aynı şekilde düşünüyorum. Yani aynı nedenlerle bir de devamlılığın ve o takımın aslında hani pek çok takımın sorunu olan bir arada kalmak, şartlar ne olursa olsun sonuna kadar diğer faktörleri kenara itip odaklanmak gibi konuları e, o alış bir arada oynama alışkanlığının e, ne kadar değerli olduğunu ben de çok göz ardı etmişim. Üstüne üstlük Damian Lillard'ın da gerçekten büyük bir lider olduğunu bir kere daha gördük. E, evet belki en 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 üst düzey yıldızlardan seviyesinden biraz aşağı, çok az aşağıda olabilir ama hani gerçekten büyük bir lider olduğunu, şartlar değişme, çoğu oyuncu mesela Anthony Davis örneği veya başka bir sürü örnekte de görebilirsin. Çoğu oyuncu şartlar istediği gibi gelişmediği zaman küsebiliyor veya bir adım geri atabiliyor, çekinebiliyor. Abi Damian Lillard'da hiç öyle bir şey O şartları daha iyi yapıyor. Yani sen bir gün abi Damian Lillard'ın takımı veya takım arkadaşları için Bırak olumsuzu. Olumlu dışında ne tür bile bir şey söyledin. Olumlu, olumlu dışında bir şey söyledin. duydun mu abi ya? Müthiş bir lider. Müthiş, müthiş bir müthiş, lider. Müthiş, müthiş, müthiş. Ee, diğer şeyde, çok haksızlık da, etmişiz yani. Çok. Ortak gideceğimiz bir şey daha Clippers. Ama Clippers'ta ortak gitmeyelim. Clippers'ın sen üst olacağını söylemiştin. Evet. Şöyle, ben Clippers'dan utanıyorum. San Antonio'yu da be, Portland'la benzer sebeplerle yine kendimi... Hani Portland'da San Antonio'nun ben playoff yarışı içinde olacaklar. Hani işte. 38-45 galibiyetler arasında olabileceklerini duruma göre düşünüyorum. Ama ikisi de bunun üstüne çıktı. Yani ben aynı kefede değerlendiriyorum. Kültür, devamlı aynen, istikrar bunlar aynen. çok önemli şeyler. Bu sezon gördük. Ben kendi Clippers tercihimi de söyleyeyim. Ben Clippers'ın tanking yapacağını düşünmüştüm ama Clippers olağanüstü bir sezon geçirdi. Bahsetmeye zaten çok da gerek yok. Çok anlattık. Dark Rivers Steve Clifford gibi bu sezonun Nate McMillan gibi kendi malzemesi oranında en iyi iş yapan adamlarından biri. Valla Clippers benim başarı tarafımda yani kedi olanı bir fare tuttuğum ya. Ben Clippers'in iyi olacağına inanıyordum. Zaten sezon başında da üst demiştim. Ama mesela bu da yarım bir başarı. Ben takas döneminde Tobias Harris gittikten sonra yok abi bundan sonra bir şey olmaz demiştim. Ama sezon başı itibariyle onların herkesin beklentisinden çok daha iyi olacağını düşünüyordum ben. Ee, en azından orada bir denk getirmişiz yani 40 yılın başında. Peki Karan sana bir soru. Dur, Be zaten. Beynimizi anlamaya çalışıyorum. Biz Başakta'nın bütün sorunlarını sayıp 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 sonra 45 galibiyetin üzerine nasıl çıkacağını düşünmüştük. Çünkü doğudaki rekabetin daha düşük olacağını. Bir yetenek halleder demiştik. Yetenek bir şekilde halleder, bir ivmeye yakalarlar demiştik. Tabii Jongol'un sakatlığı falan da etkili ama sırf Jongol'un sakatlığı. Jong sakatlanmadan önce de çok iyi değillerdi. Evet. Bütün problemlerini biliyorduk ama şey gibi abi bu genel menajerler falan da kendini kandırıyor ya. Abi çok çetinlik çocuklar. Bunlar bir şekilde sahaya çıkınca kendilerini verirler falan deyip göz ardı ediyorsun. Aynı o şekilde. Ya ama da, onu çok büyük başarısı. Yani diğerlerinin yanında o kadar da büyük başarısızlık olarak görüyorum. Ya da ilişkinin sorunlarını görürsün dersin ya evlenince evet. çözülecek ama normal sezon çözmedi işte. Aynen. Maalesef. O zaman ilere geçelim Kaan abi. Şimdi ben burada bir seyircimizin biraz uzattık belki ama Onur Ağman'ın yorumuna odaklanmak istiyorum. Onur Ağman'a çok teşekkür ederim. Bizi kurtarmışsın. Demişsin ki sezon başından beri takasları ve sakatlıkları tahmin edemezdiniz. O yüzden Wizards'ı, Pelicans'ı, Devils'ı, Lakers'ı ve Clippers'ı çıkardım. Bu müthiş bir hesap. Clippers'ı çıkar mı ya? <laughs> Bunu yapınca Kaan abi. O Vegas'ın Memphis ve Pacers'ı tam tuttuğu için bizim oranlarımız %40'lara geliyor. Ben Onur Ağman'ın bu olumlu mantığını destekliyorum. Benimki 40'ı geçer ya. Seninki 40'ı geçiyor. Ben şimdi kendimle seneyi eşleştirdim. Hı. Benimki, Benimki 50'yi geçiyor. Yüzde 39'lara, 40'lara geliyor. Seninki de 50'ye doğru yaklaşıyor. O yüzden onu Rahma çok teşekkür ederim. Yani evet biz de bir şeyler biliyoruz. bu. <laughs> Abi tersi de geçerli ama. Yani. Şaka Tersi de geçerli o taraftan. <laughs> o yüzden ben teselli armağanı olarak bunu gördüm. Benim başarı hikayem bastım. <laughs> bu videoda odaklanacağım şey Bastın Hiçbir argüman sunamamışım bu arada. Yani berbat bir yorum yapmışım onu gördüm. Hani müthiş bir argüman falan yok ortada. Ama demişim ki Boston Celtics üst olmayacak. Boston Celtics altta kalacak. Bunun da temel sebebinin Gordon Hayward'ın uyumsuzluğu olacağını düşündüğümü söylemişim. Fena bir tahmin değil ama beklediğimden çok daha uyumsuz bir Boston gördüm. Valla kimya sorunları yani ben bu kimya sorunlarının bu kadar. Gerçi biraz abartmışız yani Bastın için. Bar, bar, ee... 60 gaybet alırlar baremi var. Ben alt fazla. demişim 49 aldılar yani ben üst demişim de ne niye ne akla hizmet demişim ayrı konu. Şey e, ama bu kadar kimya problemi olacağını tahmin etmezdim. Ben e, başarılı olarak e, Clippers Brooklyn'de İyi bir yani Brooklyn ama ikimiz de iyi olacağını, o da senin bir başarı hikayesi. Brooklyn'de beklentilerin daha üstünde olacağını ikimiz de tahmin ettik. Yani hani çünkü geçen seneden görüyorduk. Kenyatkins'in oynatmaya çalıştığı şeyi, takımı nasıl bir araya getirdiğini. Ama mesela e, Doğu'daki rekabetin de biraz düşük olacağını varsayarak konuşmuştuk. Kine'deki öyle oldu yani. yani. Çok da farklı olmadı. Bir başka başarı hikayesi... Ben Utah'a bir... burada öne çıkaracağım. yani benim çok fazla başarı hikayem yok. 10 başarı hikayesi sayamam burada. 3 tane saydım. Başarı falan kalmadı geriye. Utah Jazz 50 galibiyet alır demişiz programda. Belli galibiyet aldı Utah Aynen öyle. Bir de şey var. Ee, ekstra başarı hikayesi. Bir tane daha vardı. Yani. Pelican Salt demişiz. Bu arada sen ha, Dallas Salt'ın da çok iyi senin. Ha. Esas şey var. Cleveland'da bir başarı hikayesi de, yani benim için söyleyeyim. O kadar az ki hepsini söylemem lazım. Cleveland var abi. Cleveland'da sezon başında biliyorsun pek çok kişi iyi olacak demiş. Gerçi Hı. Kevin sakatlığını kimse tam yani Kevin Love'ın oynayacağını varsayarak konuşuyor herkes. Ama ben Kevin Love oynasa bile o takımın LeBron'dan sonra hiçbir şekilde toparlanabileceğini düşünmüyordum. O yüzden e, her ne kadar 30.5 30, 30 olsa da alt demiştim ben ona. Ve e, alt oldu Tebrik ederim valla. Bende öyle çok fazla yok. Ben bittim. Yani benim şu anda Hep bittik zaten. Başarı, <laughs> hikayelerim... Toplam Bittik yani. başarı hikayelerim kalmadı. Aşağıda detaylı döküm var. Bakıp bakıp dalga geçebilirsiniz. Yani play-off'ta da dalga geçmeye devam edebilirsiniz. Play-off'ta da yalnız tercihlerimiz olacak. Bu arada Allah'tan... Bu arada sen başarı hikayesi demişken senin e, Lou Williams şeyin <laughs> nokta atış oldu yani. Yani o da tam zamanında geldi Kaan evet. abi. Sabah bu videoyu çekmeye gelirken şey diye düşünüyordum. Ulan 30 tane tahmin yapmışsın, 10 tanesini tutturmuşsun. Derken Lou Williams 43 atar ve Clippers kazanırım. 7 sayı farkla da olsa tuttu. O yüzden teşekkürler Lou, teşekkürler Kaan abinin tişörtündeki Clippers ama hesap vermemiz gerekiyordu efendim ve verdik. Kaan abi seni de tebrik ederim ne olursa olsun bu yolda mağlup da olsa galip galip sensin. Bu sezonu kazandın. Abi kusura bakma. Tebrik ederim. Rekabet seviyesi <laughs> düşük. Yani senin için söylemiyorum. Genel olarak seviyemiz aşağıda. <laughs> seviyemiz aşağıda. Görüşmek üzere efendim. Maalesef. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>